Merhabalar, Oplon Darıca depolama tesislerindeyiz ve bugün Ahmet Balat'la birlikteyiz. Hemen hızlıca sizi tanıyalım. Selamlar, ben Ahmet Balat. Brandok Reklam Ajansı ve Ahmet Balat Akademi'nin kurucu ortağıyım. Brandok Reklam Ajansı tarafında klasik dijital reklam ajansı hizmetleri sağlıyoruz. Yani özellikle e-ticaret firmalarıyla çalışıyoruz. Dijital reklam çalışmaları yapıyoruz. Ahmet Balat Akademi tarafında da profesyonel dijital pazarlama eğitimleri veriyoruz diyebilirim. Süper. O zaman şuraya geleceğim. Hemen hızlıca konuya gireyim. Mesela bir pazarlama var. Aslında hepimizin bildiğini varsaydı ama bir yandan da bilmediği ama bildiğimizi varsayıyorum. Bu pazarlamayla dijital pazarlamayı ayıran şeyi tamamen dijital olması, değil mi? Gibi, evet. Mesela evet. Başka neler var orada? Daha dikkat, yani şu bunu kesin olarak ayırıyor diyebileceğimiz zaten dijital olması. Ya kesinlikle dijital olması. Ya tabii burada şimdi dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki böyle terimsel farklılıkları anlatıp sıkmak istemem kimseyi. Ama tabii ki yani dijital pazarlama dediğimiz şey kısaca dijital dünyada gerçekleştirilen pazarlama çalışmalarına verdiğimiz bir terim, isim diyebilirim. Aslında pazarlamanın dijital versiyonu diyebiliriz ama tabii birçok farklılıklar söz konusu. Ya klasik pazarlamada işte ne bileyim gidip bir satış yapmak birebir. Aklıma gelen belki gazeteye haber vermek, gibi, bir flyer evet. dağıtmak, radyoya reklam vermek, vesaire. Televizyona reklam vermek gibi ise dijitalde Instagram'a, bütün sosyal medyaya yani Web 2.0'da kullandığımız her şey aslında YouTube'a vesaire. Aynı zamanda da bir şey daha var orada. Bir tri daha olması lazım sanki, yoksa tamamen yanılıyor muyum? Yani şöyle, aslında söylediğin gibi sosyal medya tarafında aslında direkt şöyle düşünebiliriz. İnsanların internette vakit geçirdiği, internette surfing yaptığı bütün platformlarda hemen hemen reklamlar gösterebiliyoruz. Bunların en önemlileri tabii ki Google, Instagram, YouTube diyebiliriz. O zaman peki ben yine şunu söyleyebiliyor muyum? Klasik pazarlamada insanların bir şey satın almayla ilgili davranış biçimlerini inceleyip ona göre aslında biraz daha sosyolojik, sosyal, psikolojik yerlerde işte bu gazetenin okuyucusu bu gazetenin burasına bakar, o yüzden bu reklamı verelim. İşte AB kuş izleyici kitlesi televizyonda şu saatte buzdolabı reklamı aldığında buraya verelim diyoruz. Ama dijitale geldiğimizde bunu veri odaklılık denebilir aslında. Yani şimdi tabii ben böyle çıkıyorum, konuşuyorum, sonra geleneksel reklamcılar bana kızıyor ama dijital pazarlama dediğimiz şey daha veri odaklı ilerliyor. Yani bugün herkesin cebinde bir cep telefonu var, hepimizin internete erişimi var ve internete hızlı bir şekilde erişebiliyoruz bu sayede. Dolayısıyla insanlar, yani bu bizim işte dijital pazarlama kodları dediğimiz, çok da terim konuşmak istemiyorum ama Metapiksel kodu, Google Analytics gibi kodları, izleme kodlarını belirli web sitelerine ekledikten sonra burada insanları takip edebiliyoruz. Böylelikle veri odaklı reklamlar gösterebiliyoruz. Örneğin bir e-ticaret siteniz varsa bir ürünü sepete ekleyip satın almadan çıkıp YouTube'da bir video izleyen kişiye o ürünün reklamını gösterebiliyorsunuz. Fakat geleneksel reklamcılıkta bu kadar ileri seviye bir takip sistemi yok tabii. Evet, bu bir yandan aslında işi belki daha kolaylaştırıyormuş gibi görülse de aslında çok daha karmaşıklaştırıyor diyebiliriz. Ya da hatta karmaşıktan ziyade İngilizce'de bunun için bir kelime var. Intricate. Daha böyle intricate bir hale geliyor sanki. Doğru mu? Yani aslında şöyle, kişiye özel reklamcılık dediğimiz bir durum var. Yani örneğin bir futbol maçı var. Akşam 8'de siz onu izleyeceksiniz televizyonda. Herkes o reklamı görüyor. Yani 50 yaşında bir kadın da o reklamı görüyor, o kanala çıksa. 10 yaşındaki çocuk da aynı reklamı görüyor. Fakat dijitalde böyle değil. İkimiz de aynı YouTube kanalında aynı videoyu izlerken sen ayrı reklam görebiliyorsun ilgi alanına göre. Ben aynı reklamı görebiliyorum. Ya da ikimiz de haber okurken aynı sayfada farklı reklamlar görebiliyoruz. Aslında burada zaten bütün mevzu bu. Herhangi bir internet sitesine girdiğimizde accept all cookies, bütün çerezleri kabul ettiği gibi, evet evet, dememekten sonra başlıyormuş gibi geldi bize ama sen daha iyi bilirsin, o yüzden sormam lazım. Bu aslında hep vardı da artık internet siteleri bunu bize beyan etmek zorunda olduğu için biz onları kabul ediyoruz ya da etmiyoruz gibi bir durum mu? Hep vardı, kesinlikle vardı. Aslında şöyle, internet hayatımıza girdiğinden beri bunlar hep var. Zaten biz yaklaşık 15 yıldır Facebook'u kullanıyoruz. Yine yaklaşık 10 yıldır Instagram'ı kullanıyoruz. Bunları ücretsiz kullanabilmemizin arkasında bir takım sebepler var. Yani aslında verimizi paylaşıyoruz ve bu dijital girişimler verilerimizi toplayarak bizimle ilgili reklamlar karşımıza çıkarıyor ve böylelikle hem bu dijital platformlar kazanıyor, hem reklam verenler hem de biz bu süreçten kazançlı çıkıyoruz. Konu biraz reklamlamadan şeye doğru gidiyor ama hiç önemi yok çünkü biz burada sohbet ediyoruz biraz da. Bu big data'nın
Evet, evet. Ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine nasıl falan oralara kadar. Aslında hiç buralara girmek istemiyorum ama konu konuyu açtığı için biraz daha buraya geliyor. Önce biraz aslında belki de izleyicilerimizin tabii ki de birçoğu bunu biliyordur ama bu noktada biraz o tam olarak Big Data tanımı yapmasak da Big Data'da reklamda nasıl yer aldığımızı biraz açalım mı? Yani daha böyle basitçe anlatabilir miyiz? Aslında Big Data dediğimiz olay şuna uzanıyor. Yani internette ziyaret etmiş olduğun tüm web siteleri ve telefonda örneğin oynadığın mobil uygulamalar, mobil oyunlar, kullandığın mobil uygulamalar, bunların hepsi bizim kişisel verilerimizi topluyor. Ama ben burada çok korku senaryosu çizmek istemiyorum. Böyle bir şey olayı var ya, aman verilerinizi paylaşmayın falan, böyle sizi takip ediyorlar, izliyorlar falan, CIA peşinizde gibi bir durum elbette yok. Yani burada tamamen ben kırmızı çorap satın alacaksam karşıma kırmızı çorap reklamı çıkıyor. Sen bir saat alacaksan karşına saat reklamı çıkıyor. Biraz daha kazan kazan durumu var. Yani bu platformlar bize ücretsiz hizmet sunuyorsa burada da tabii ki bizim verilerimiz aslında onlar için fayda sağlıyor diyebilirim. Aslında burada konuştuğumuz şey benim neyi satın alacağımı bu yapay zekalar ya da yazılımlar artık tahmin ediyor ve benim çok yakın bir arkadaşımdan daha iyi tanıyor. Çünkü benim aynen özel öyle Google searchlerimi biliyor. İşte evet. Hangi internet sitelerinde gezdiğimi, Netflix'te hangi filmi izlediğimi, Instagram'da bir posta ne kadar kaldığımı, hangi renge daha kesinlikle çok baktığımı vesaire. Bu bir şeyleri zaten bana daha çok satmak için var olan bir şey. Ve bu günümüzün sistemin zaten en büyük çarkı. Korkulan şey de zaten aynı şekilde yine insanların fikirlerini daha iyi tahmin edebildiği için manipülasyona yöneltmesinden daha çok korkuluyor ama bu bizim hiç konumuz değil. Biz bugün bir insana, buralara da geçiyorum, dijital bir ortamda bir şeyi nasıl satacağımızı konuşmak için buradayız aslında. Aynen öyle. Düşün, daha yeni giriş yapıyoruz. Onu konuşuyoruz. Peki hemen daha biraz daha hızlandırmak için şöyle bir şey yapalım. Ben bir dijital pazarlama uzmanı olacaksam veya dijital pazarlamadan faydalanabileceksem bunun 101'ı nedir? Neresinden başlayıp nasıl ilerlemem lazım? Aslında şöyle, şimdi dijital pazarlama dediğimiz şey biraz kompleks bir süreç. Genellikle ben aklımda ikiye ayırıyorum. Bir teorik kısmı, ikincisi teknik kısmı. Teknik kısmında kodlar var, böyle sıkıcı terimler var ve işin biraz daha derinine giriyorsunuz. Teori kısmı da biraz daha bilmeniz gereken belli başlı basit ifadeler diyebilirim. Yani şimdi şöyle bir durum var, pazarlamayı bilmeyen, pazarlamanın teorik bölümlerini bilmeyen bir kişinin dijital pazarlamayı tam anlamıyla öğrenmesini bekleyemeyiz. Genellikle günümüzde de şey durumu var, yani ben 3-4 yıldır dijital pazarlama eğitimleri veriyorum. Benim eğitimlerim teknik eğitimler. Yani meta business reklamcılığı veya eskiden Google Ads reklamcılığı gibi. Biz bu eğitimleri veriyoruz ama kimisinin pazarlama altyapısı olduğunda işi çok daha hızlı anlıyor. Pazarlama altyapınız olmadığında ezberliyorsunuz ve bir şeyler eksik kalıyor. O yüzden bence dijital pazarlamaya başlayan bir kişi pazarlama eğitimi alabilir belki üniversitede. Bu bence, ya da şunu söyleyebilirim, eğitim verdiğim kişilerden bir analiz yapıyorum. Pazarlama, geleneksel pazarlama sektöründe çalışan kişilerin dijital pazarlamayı kavraması çok daha hızlı oluyor. Ya da böyle nasıl diyeyim, sosyal medyaya ilgi duyan ve sosyal medyada böyle bir şeylerin farkındalığıyla vakit geçiren kişilerin biraz daha dijital pazarlamaya yatkınlığı fazla oluyor. Ya da yazılım ya da SEO, yine bunları örnek diyebiliriz. Bu arada bununla alakalı bilmiyorum, böyle reklam olur mu, söyleyebilir miyim onu da bilmiyorum, reklam ama. Reklam olsun, hiç sorun yok. Biz bu sorunu gördük. Yani işin temel kısmını bilmeyen kişilerin teknik kısma yönlendirildiğini gördük ve burada temel kısmı öğrenmeden tekniğe girdiğinizde, işte hangi kod nereye eklenir, işte oradaki olaylar nasıl kurulur falan filan, Google Analytics'tir bilmem nedir. Temel kısmı bilmeyen kişiler bu kısma yönlendirildiğinde bazı parçaların eksik kaldığını gördük ve bir dijital pazarlama temel eğitimi çektim ben, 8 saatlik. Bunu da ahmetbalatakademi.com üzerinden ücretsiz olarak herkes satın alabiliyor, tamamen ücretsiz. Yani dijital pazarlamayı nasıl öğrenebilirim diyenlere benim temel eğitimimi öneririm. Tamamen ücretsiz kaydolabilirsiniz. Dijital pazarlama dediğimizde biz aslında şöyle bir şey var elimizde. Bugün Instagram'da bile, herhangi bir Instagram kullanıcısı bile belki işte gönderimi öne çıkar dediğinde, sonra orada işte
next, next, işte kime göndereyim, ya ben kim benim ilgimi çeker, ya da beni ben kimin ilgilerini çekebilirim, işte motorcuların ilgisini çekebilirim, motorcuları tıklayayım, keywordleri yazayım, işte erkekler olur, 18-24 erkekler olur, 18-24 Ankara'da yaşayan erkekler olur, 18-24 Ankara'da yaşayan erkeklerin arasında işte aynı zamanda XX YouTube kanalını izleyen erkekler olabilir falan gibi, buraya kadar reklam verebilmek aslında zaten çok basit. Kesinlikle. Şimdi burada bir fark var. O fark nerede başlıyor? Aslında bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi o fark veri odaklı dijital pazarlamada başlıyor. Senin de söylediğin gibi bugün yani yaklaşık 15 saniye içinde falan hiçbir şey bilmeden reklam çıkabiliyorsun Instagram'da. Hatta Google tarafı genelde insanlara karışık gelir. Google'ın da akıllı reklam sistemi var. Google'a kaydolup yaklaşık 1 dakika içinde Google'da, YouTube'da da reklamlar çıkabiliyorsun. Sistemler çok basit. Fakat burada şöyle bir durum var. Bizim veri odaklı dijital pazarlama dediğimiz kavram ortaya çıkıyor ve burada biraz daha işin derinine inmek gerekiyor. Hem teorik hem de teknik bilgi artı sektör tecrübesi gerekiyor. Yani sadece eğitimle maalesef yeterli olmuyor. Şimdi yine çok böyle terimsel ifadeler kullanıp insanları sıkmak istemiyorum ama biz pazarlama çalışması yaptığımız web sitelerine izleme kodları ekliyoruz. İşte Metapixel kodu, Google Analytics kodu, Yandex, Metrica, Hotjar gibi izleme kodları var ve takipçilerin nereden web sitemize geldiğini, web sitemizde kaç dakika vakit geçirdiğini, kaç sayfa dolaştığını, mouse hareketlerine kadar takip edebiliyoruz. Hangi arama terimlerini yaptığını Google'da veya Instagram'da bizi nasıl bulduğunu, satın almaya nasıl gittiğini, satın almaya gittiği yolda neden sepete ekleyip satın almadan çıktığına kadar bunların hepsini inceleyebiliyoruz bu veri odaklı dijital pazarlama sayesinde. Ve böylelikle bizim ürünlerimizi veya hizmetlerimizi gerçek anlamda satın alma ihtimali olan o kitleye reklamlar çıkabiliyoruz. Aradaki fark aslında bu. Evet, bunu okuyabilmek, bu kodu yapabilmek, bu kodu oraya koyabilmek. Bu aslında olay bir de bu kodu okuyup doğru strateji yaratabilmek. Aynen öyle, onu diyecektim. Olay strateji. Yani bir şekilde normalde reklam çıkma işi biraz operatörlük. Yani paneller biraz karışık ama onu öğrenebiliyorsunuz bir şekilde. Fakat işin strateji kısmı çok önemli. Bu da sektör tecrübesi gerektiriyor. Bir de tabii burada çıkacağımız reklamın maddi özellikleri var. Kreatifi vesaire, evet. Burada da yani YouTube kullanıcısını ayrı tanımak, Instagram kullanıcısını ayrı tanımak aslında bayağı gerçekten bu insanların sosyolojisini, sosyal psikolojisini, nasıl davrandığını, neye özellikle baktığını. TikTok'la birlikte psikoloji çok öne çıkıyor. Evet. TikTok'la birlikte bunu çökmek lazım. Ben kendim YouTube izleyicisini 9 senedir buraya içerik ürettiğim için aslında biliyorum. Ama bilmediğim bir şey var. Ben beni aşağı yukarı izleyenlerin nasıl davrandığını biliyorum. Ama çok daha farklı. Yani şöyle düşünebiliriz. Herkesin zaten YouTube tecrübesi başka ya artık. Yani hiç bilmiyorum. Ben sadece beni görenlerin davranışlarını bilebiliyorum. Ve herkesi tahmin edebilmem çok zor. O yüzden de burada bu strateji yaratmak, o maddi görselleri, o reklam filmini, o fotoğrafları da yola çıkartmak çok zor. Siz bunu aşmak için ne yapıyorsunuz? Siz her şeyi biliyor musunuz? Yoksa her şeyi bilen insanlar mı çalışıyorsunuz? Tabii ki her şeyi bilmiyorum. Aslında şöyle, ya çok klişe bir laf var. Böyle klişeleri de sevmem ama her şeyi bil ama bir konuda uzmanlaş. Kesinlikle bu konuya böyle kalıbımı basıyorum. Şimdi kimse her şeyi bilemez ya da şöyle söyleyeyim, her alanda uzman olamazsın. Yani tasarım, iyi bir tasarımcı, iyi bir işte Google Ads'çi, iyi bir SEO'cu, iyi bir sosyal medya reklamcısı bir kişinin olması mümkün değil. Çünkü buna ömür yetmez. Dolayısıyla burada işi iyi bilen bir ekiple çalışmak gerekiyor. Aslında bizim Brandog tarafında, yani ajans tarafında yaptığımız şey de bu. Bir tasarım ekibimiz var, dijital pazarlama ekibimiz var, proje yöneticimiz var vesaire vesaire. Yani burada iyi bir ekip gerekiyor. O zaman bu dijital pazarlama dediğimiz, ya yeni de değil aslında, işte yeni pazarlama yöntemi falan yeni falan değil ya. Niye bunu yani yeni değil aslında, çok eski. Biraz Covid-19 sahasını mı diyeyim artık ya, ne diyeyim, onunla birlikte patladı. Fark ettirdi değil mi böyle? Evet evet, mecburiyetten. Böyle bir şey varmış gibi. Şimdi zaten normalde yeni medya dedikleri şey, işte televizyon, gazeteye yeni medya diyoruz. Yeni medyaydı ve 2.0'ın o ilk halleri. Şimdi peki şuna mı geldi? Yeni medya gibi bir yere mi geldi bilmiyorum. Çok hızlı gelişiyor. Ben o artık bazı usullere isimler koymak, tanımlar koymak oldukça zorlaşmaya başladı. Bir de şey de var, yani herkes zaten yeni bir şey gördüğü zaman da böyle çok hızlı atlayıp
atlamak bu kelime işte. Metaverse gibi mesela. Evet, evet. Metaverse diye hemen oraya girip oradan faydalanmalıyız falan. Orada başka terimler çıkıyor, başka şeyler çıkıyor. Çok acayip heyecanlar yaratıyor bize ama bu heyecanların dışında gerçek olan bir şey daha var. E-ticaret. Hani bu bir herkese bir heyecanmış gibi geldi ama hayır değildi. Bayağı gümbür gümbür geldi ve aslında şu an ticaretin kendisi de oldu. Bu dijital pazarlamayı e-ticaretten ayrı tut... Daha doğru cümle şu olur. E-ticareti dijital pazarlamadan ayrı tutamıyoruz galiba. İç içeler çünkü. Mümkün evet. değil. Hatta yani bayağı yapı taşlarından bir tanesi galiba e-ticaretin. Sen bize biraz e-ticaretin içerisinde dijital pazarlamayı doğru kullanmanın faydalarından bahseder misin? Ya da işte neler tavsiye edersin bu konuda? Ya şimdi tabii şöyle çok biraz... Geniş bir soruyuz değil mi? Evet, biraz geniş bir soru. Şimdi akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla bu kaçınılmazdı. Aslında şu an herkes... Genelde sosyal medyada şey var, keşke eski dönemde yaşasaydım falan. Ben bu dönemi çok seviyorum. Ya düşünsene yataktan kalkmadan hatta uyurken sipariş veriyorsun. Ya ben dün işte yatmadan önce Amazon'dan bir iki sipariş verdim falan. Yani süreç buraya kadar geldi. Kredi kartını tanımlıyorsun. Sadece iki tıkla istediğin her şeyi alabiliyorsun. Hatta sesli komut bile tanımlayabiliyorsun. Şimdi dijital pazarlamayla e-ticaret iç içe. Çünkü dijital pazarlamada biz kullanıcıların davranışlarını inceliyoruz. Bunları nerede inceliyoruz? Oynadığı mobil oyunlarda, kullandığı uygulamalarda, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da, Google'da vesaire. Ziyaret ettikleri web sitelerini inceliyoruz. Google'da yaptığı aramaları inceliyoruz. Tabii ki burada kavram kargaşası olabiliyor ya da insanların aklına şu soru gelebiliyor. Tek tek mi? Benimkini de incelediniz mi? Hayır, öyle değil. Milyonların verisi var burada ve isim soyisim şeklinde bir durum asla söz konusu değil. Uçtan uca şifreli çünkü bu platformlar. Yani burada korkacak herhangi bir şey yok. Biz belirli keywordleri arayan, buna ilgi duyan ve benim ürünlerimi satın alma ihtimali olanlara reklam gösteriyoruz. O şekilde ilerlediğimiz için e-ticaret ve dijital pazarlama iç içe, yani kullanıcının verilerini analiz ediyoruz ve ürünlerimizi satın alma ihtimali olanlara reklamlar göstererek web sitemizden veya pazar yerlerinden satışlar yapıyoruz. O zaman kafamda şu canlandı ki bu konuya bir daha geri dönmek istiyorum. İyi bir ürünüm var, iyi bir marka yarattım ve iyi bir dijital pazarlama ekibim var ya da İyi bir ajansla çalıştım. Sonrasında benim bunu satmamam için hiçbir sebep yok. Kesinlikle öyle. Aslında burada şöyle bir beklenti olabiliyor. Dijital pazarlama yaparsak ürünlerimi %100 satacağım, zengin olacağım, ciromu katlayacağım gibi bir beklenti olabiliyor. Aslında böyle değil. Yani senin söylediğin gibi ürün iyiyse, fiyat rekabeti iyiyse, marka bilinirliği yüksekse, bunlar bir zincir zaten. Kesinlikle senin söylediğin gibi ürününü satamama ihtimalin neredeyse yok gibi. Evet. Ama işte burada hep İşin özünde bu tabii kodları yazmak, o kodları yerleştirmek, tool'ları kullanmayı bilmek, bunları okumak çok önemli bir unsurken bir de gerçekten insanı ve hedef kitleni tanımak çok önemli. Onların neye ilgi duyabileceklerini anlamak çok önemli. Benim anladığım kadarıyla diye düşünüyorum. Kesinlikle artı strateji. Olay bu zaten. Tamam abi. Aynen. Biz öğrendik şu an. Aynen öyle. Dijital pazarlamayı çözdüğümüz olay bu. Gerçekten bu arada. Ya yani olay bu. Bence de. Dijital pazarlamanın tabii ki de biraz üstünden geçtik. Sen de az önce de belirttin. Biraz derine indiğin zaman daha sıkıcı bir hal sıkıyor alıyor. Sıkıyor abi, sıkıyor. Yani şimdi şöyle kameraya doğru da konuşayım. Derine indiğimiz zaman konu sıkıyor. O yüzden yüzeysel ve böyle güzel bilgiler yeterli. Bir de biz burada zaten merak uyandırıyoruz. Yani dijital pazarlamayı %100 öğrenmek zaten mümkün değil. Şuraya geçmek istiyorum bu konuyla ilgili. İşte bir ajansta çalışmayacağım henüz. Daha küçüğüm ve bir markam oluşturmaya çalışıyorum. E-ticarete yeni girdim. İşte hemen kendi sistemimi kurayım? Instagram'ımı pazarlamaya devam edeyim? Yoksa omnichannel bir şeyler mi yapayım? Ne tavsiye edersin bu konuda? Çok güzel bir soru. Şimdi bu soru bana Instagram'dan da çok geliyor. E-ticarete başlayacağım. Ürünü buldum. İşte ne bileyim ağ kurdum. Fakat kendi e-ticaret sistemi mi açayım yoksa pazar yerlerine mi gireyim? Yok. Ya da Instagram sayfası açıp öyle basit şekilde reklamlar mı çıkayım diye. Şimdi bunların artıları ve eksileri var. Ben onları anlatıyorum. Tabii ki karar size ait oluyor. Öncelikle tabii ki şöyle bir durum var. Kendi e-ticaret siteni açmanın bir maliyeti var ve ciddi bir maliyet olabiliyor. Bunu şey gibi düşünebilirsin. Yani bir cadde buluyorsun, oraya dükkan açıyorsun, kiralıyorsun ve orada pazarlama çalışmaları yapıyorsun. Aynısı dijital ortamda da var. Bir web sitesi kuruyorsun, ürünlerini oraya yüklüyorsun, o web sitesinin tasarımlarını yapıyorsun, logosunu yapıyorsun, sosyal medya hesaplarını açıyorsun ve sıfırdan reklamlar vererek web sitenden ürünlerin satılmasını
hedefliyorsun. Şimdi bu uzun soluklu bir süreç. Eğer ki marka bilinirliğin yoksa, yani kimse seni tanımıyorsa, düşünsene sen bir kullanıcısın, hiç tanımadın, duymadın, bilmedin bir web sitesinden satış yapar mısın? Bir de günümüzde Amazon, Trendyol, hepsi burada gibi devler var. Genelde insanlar şöyle bir de düşünebiliyor, yani 3-5 lira fazla vereyim, Trendyol'dan alayım çünkü güvenilir, öyle bir marka bilinirliği var. İşte bu noktada marka bilinirliği devreye giriyor. Ben hepsini öneriyorum. Öncelikle onu diyeyim. Şimdi bizim hedefimiz ürün satmaksa potansiyel müşterilerimizin olduğu her yerde olmalıyız. Çünkü hepsinin artısı var. Öncelikle şöyle, pazar yerlerinin avantajı şu. Hiçbir şekilde harcama yapmadan doğrudan pazar yerlerinde mağazanı açıyorsun, ürünlerini ekliyorsun ve ürünlerin satıldığında o pazar yerine komisyon ödüyorsun. Bence gayet makul bir anlaşma. Tabii birçok kişi komisyonların fazla olduğundan şikayet ediyor. Fakat bu iş böyle. Yani sonuç olarak o pazar yerlerinin marka bilinirliğini kullanarak ürünlerini satıyorsun. Bu bence gayet güzel bir durum. Cebinden de para çıkmıyor. Peki eksisi ne? Eksisi ilk olarak pazar yerlerinin kuralları çok katı. İşte şu kadar süre içinde ürünü göndereceksin, koşulsuz iade edeceksin, hata yapma şansın yok ve pazar yerlerinde, özellikle Amazon'da bu olabiliyor, direkt mağazanı kapattığında bittin. Yani direkt bir el dokunuyor ve mağazan kapatılıyor. Bunun gibi problemler olabiliyor. Bir de tabii fiyat rekabeti önemli pazar yerinde. Yani sen kolibanda satıyorsun 10 lira, senin rakibin 5 liraya satıyorsa aynı marka koli bandını 10 liradan satma ihtimalin çok zor oluyor. Burada marka bilinirliğinden ziyade fiyat performansa bakıyor. Oradaki yorumlar, yıldızlar önemli. Fakat kendi e-ticaret sitende kuralları sen koyuyorsun. Yani tabii ki Ticaret Bakanlığı'nın kurallarına uygun olarak kuralları sen koyuyorsun. Senin kendi platformun gibi olmuş oluyor ve istediğin fiyattan satabiliyorsun, komisyon ödemiyorsun, buradaki kazancın tamamı sana kalıyor. Bunun da böyle bir artısı var. Ama ne yapacaksın? Marka bilinirliğine yönelik bol bol reklam çalışmaları yapacaksın, vazgeçmeyeceksin, sosyal medyada takipçini artırmaya çalışacaksın, organik yollarla etkileşim kazanmaya çalışacaksın. Reklam, yani aradaki fark bu. Ben ikisini de öneriyorum. Instagram'da takipçi sayısı çok önemli. Şimdi Instagram'da takipçi sayısı önemli değil desem yalan söylemiş olurum. Elbette önemli, fakat buradaki takipçi şöyle. Şimdi ben tişört satıyorum. Niye bir insan beni takip etsin? Ya da şöyle sorayım, sen alışveriş yaptığın her Instagram sayfasını takip ediyor musun? Ben etmiyorum. Etmiyorum. Zaten etmiyorum. Markalar da çok takip edilen şeyler değil. Gerçi yani, dünyada en çok takipçisi olan Instagram sayfalarından biri Nike galiba, ama olabilir, evet. Nasıl olduğuna ben de etmiyorum. Yani o yüzden Nike'ın bile sayfasını takip etmiyorsan X markasının sayfasını takip etmen çok düşük bir ihtimal. Fakat marka sahipleri buna takılabiliyor. Yani çok takipçim olsun, çok takipçim olsundan ziyade organik etkileşimin yüksek olması gerekiyor. Yani sayılara çok takılmamak lazım. Çok takipçiyi biraz daha güven verdiğini düşünüyorlar. Evet, zamanla olacak şeyler bunlar. Ama bu güven veriyor, doğru, ama yani insanlar takipçi satın almak şu an bir şey değil ki. Oraya 1 milyon takipçi bile çıkartırsın. Bir dakikada yani, yaparsın, evet. Tak diye, ama sen posta, yani zaten şey çok saçma oluyor. Yeni kurulmuş bir marka. 500 bin takipçisi var. Ya abi, ya da tam daha dolu olabilir aşağısı. 3 like, 1 like, 2 like. Ya onu bile yapabiliyorsun aslında. Yani buradaki, ki bunlar tasvip etmediğimiz aslında yasa dışı sayılmaz ama etik olmayan davranışlar. Kesinlikle. Galiba. Bir de etikten ziyade Instagram algoritmasını da bozuyor. Bozuyor. Şimdi bu sahte takipçiler genelde Hindistan, Pakistan, Irak gibi bot hesaplar aracılığıyla geliyor. Ve senin paylaşımların bu sefer organik takipçin varsa onun önüne de düşmüyor. Keşfete düşemiyorsun, organik kesimle çıkamıyorsun veya reklamların buna benzer kitlelere çıkabiliyor. Ya orada algoritma tamamen bozulabiliyor. O yüzden biz organik takipçi öneriyoruz. Bol bol profil ziyareti reklamları, bol bol DM reklamları, takipçi sayısına takılmadan. Ya bir de şimdi şöyle bir durum var. Bir kişinin Instagram'da bir sayfayı takip edebilmesi için orada bir duygusal bağ olması gerekiyor. Sebep vermek gerekiyor. Yani o duygusal bağ da hemen iki günde oluşmuyor. Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl hediyeler verebilirsin. O kitleyi yakalamak için canlı yayınlar yapabilirsin. Influencer marketing yapabilirsin. Yani bu bağ ancak bu şekilde kuruluyor. Yani yoksa zaten ben tişört satıyorum. Bugün bir tişört markası kurdum. Ben oraya hemen takipçi yamam ki, hele kesinlikle. Ya, hiçbir influencer'ım yoksa, yani bir influencer değilsem, bir şey değilsem, o çok zor bir şey. O Instagram sayfasını işte sıkıyorum 10 bin takipçiye çıkartabilmek çok zor. Yani ya gerçekten content marketing falan denemek lazım. İnsanlara bir kesinlikle şey vermen lazım.
Ben 5 yıldır aralıksız insanlara ücretsiz bilgi sağlıyorum Instagram'da. 5 yıldır aralıksız, yani hemen hemen her gün paylaşım yapıyorum. Hala takipçim 60-70 bin civarında. Hala şöyle bir 2 milyon takipçiye ulaşamadım mesela. Yani satın alacaktın. Evet. Satın alacaktın. Çünkü mavi tiki de satın alacaktın. Evet, sonra aynen öyle. Yani, aynen öyle. Buraları biliyorum, kesmeyeceğim buraları ama bu iş böyle gerçekten. Çünkü diğer türlü zor. Yani ben kendim de düşünüyorum. Kendimi takip eder miydim? Yani ne yaparsan yap bir şekilde tıkanıyor. Yani herkes herkesi takip etmiyor. Bu böyle bir şey zaten. Ben de etmiyorum. Yani. Ben de etmiyorum. Hiçbirimiz etmiyorum. Kimse kimseyi takip etmesin. Ahmet çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede aslında çok küçük küçük ufak ufak farklı konularda çok fazla bilgi aldık. Bu video bilgi dolu bir video oldu. Yani bilgi derken en azından konuya merak uyandırabilecek bilgilere sahip. Amacımız o zaten. Amacımız merak o zaten. 20 dakikada zaten kimseye bu kadar çok konuyu aynen anlatamayız. Öyle. Senin de benim de bu konuya verdiğimiz aslında yıllarımız var. Biraz da her şey öğrenmek ve tecrübeyle ilgili bir durum. Ben teşekkür ederim davetin için. Gayet güzel bir ortam var. Çok da güzel ağırlandım. Bence gayet güzeldi. Tekrar eline çok, sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ha, web sitenin adresini son kez alabilir miyiz? ahmetbalatakademi.com eğitim akademimiz. Oraya girebilirler. Ücretsiz eğitimimiz var. Kaydolabilirler. Dijital pazarlamayı ve e-ticareti şöyle kameraya dönüp dijital pazarlamayı ve e-ticareti merak ediyorsanız ahmetbalatakademi.com bir girip bakabilirsiniz. Tamam, bu arada benim de ikinci kameram şarjı bitti. Oplon YouTube kanalına abone olmayı eğer bu tarz şeyleri seviyorsunuz. Mutlaka. Ve aynı zamanda da sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü sosyal medyamızda da e-ticaretle ilgili birçok şey paylaşıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.